Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi'inler hayatını okşuyduğu inabattaki dersimiz. Urvet ibn-i Zubeyr ibn-i Avvam razıyallahu ta'ala anhum ecma'in. Urvet ibn-i Zubeyr. O kişi hakkında ayetlerdi. Kim cennet ahlından bulgen kişini körmakçı olsa Urva'ya kararsın. Haramda Rükünül Yamanı'ya yakın cahide 4 yigit suhbatlaşı oturardı. Yüzleri aydık, âli nesablik, birbirlerine ülfet, kalpleri taze, huddu haramdaki bir kaptarlar da götürüşerdi. Ular Abdullah ibn Zubayr, onun ülkesi Mus'ab ibn Zubayr, ülkelesinin ülkesi Urvat ibn Zubayr ve Abdülmelik ibn Marwan. Yaş bala, özünün ömrünü evvelde elbette geleceği hakkında bir oyluydu. Kim buluş hakkında bir fikir kıladı. Rivayet kılınadı ki, Sayyidimiz Umar ibn Abdülaziz, rahmetullahi aleyh, aytadı. Nafsım amirlik geçtiğini hohladı, yettim. Onun gelişkenimden ki, nafsım halifeliğini hohladı, onge hem yettim. Onun gelişkenimden ki, nafsım cennetini hohladı. Bana yani bana şu 4 yigitin ortası da söz getti. Onlardan bir ayette, keliler, her bittemiz, özünü arzuları hakkında yapır bir adı. Kim? Ne ve bu mahçı? Hemmeleri fikir geçiyordu. Hayalları gayb alamıge rihle kıldı. Her biri nimen arzu kılışı nimege et mahçı ekenliğine aitti. Abdullah ibn-i Zubayr aitti. Arzuyum Hicaz'ını kul gekiritiş ve halife buluş. Ülkesi Mus'ab ibn-i Zubayr men İrak'ını kol gekirişti haklıymen. Bir an kişi menden onu talaşmasın. Abdülmelik ibn-i Marwan, eğer sizler iki aileler bana şu nasıl bilen kanaatlansaylar, men bütün yerini kol gekirtme günümce kanaatlanmıyım. Muaviyetim de Abu Sofyan'dan keyin halife buluşunu haklıymen. Kim kaldı? Urva ibn-i Zubayr kaldı. O sükut kıldı. Hiç nese demedi. Onge yiğitler karışıp, ey Urva, sen de bana arzu kılasan dedi. Urva ibn Zubayr aytdı. Dünyalarınızda arzu kılgenlerinizde Allah da Allah barakat versin. Men Mansur duada aytilgendik dua kılıp aytaman ki, Parvardigar, özünü muhabbetini men üçün en sevimli inerse kılgen. Senden bo'lgan qo'rquvni men uchun eng qo'rqinchli narsa qilgin. Senga yo'liqishga bo'lgan shavq sababli dunyo hojatlarini mendan nari qilgin. Ahli dunyolarni, dunyolari bilan ko'zlarini quvontirgan bo'lsang, meni o'zingni ibodating bilan ko'zimni quvontirgin. Urvat ibn Zubayrni qilgan tilagi shu bo'ldi. Mo'min bandani közünü kuantıradığın en birinci narsa bu hidayet degen nimet. Yani kaytar ve temen, Müslüman kişi için en kadirli, en birinci orunda duradığın nimet bu hidayet degen, iman degen nimet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam-ı Tabarani'de keltirgen hadis, Abdullah ibn Ömer raziyallahu anhudan aytadılar. Men qara'al Kur'ana, thumma ra'a ahadan utiye afzala mimma utiye, fakat istazgara ma azzamahullah. Bazı da hayatta bizim adamlarda yaşam ekimimiz degen fikir ötsek elle de. Sizden dünya matahı köprak, dünyavi maişete kengirak boyun adamı körgen payitte fakat gene şu adam havas kılınadı. Peygamberimiz atadılar. Eştiler. Kur'an okuşturgen gen braderler. Kim Kur'an'ını okusa, Kur'an okuştu bilse, sonra kimgedir, unge berilgen narsadan afzalroq narsa berilgen deb oylasa, tahkik Allah uluq qilgan narsani pas sanabdi. Kur'an okuştu bilese mi?
Bilesen, elhamdülillah, bundan katta nimet bu muydu? Kim? Kur'an okuştuydu bilseyu, Kur'an okuştuğu nimetini Allah bergen bosayu hidayet bergenden keyin. Yani kim dedir, ne nedir körüp de ona menden köpür anlarsa o gelen deyken bosa, bu adam Allah'ını aziz kıyan, Allah'ını uluk kıyan nimetini passan etti. Ha, senden köpür ayatlıken bosa senden balatakan. Senden çırali okuyakken bosa senden balatakan. Senden göre başkaları köpürak bunu talim verirken bosa, elbette senden yakşıyken. Ama dünyasıyla köpür olarken bosa, şu nesini körüp durup menden ona o abzarrak dese, bu insan naşkür, nankör bende buladı. Eğer bir mumingi Allah da Allah hidayet, takva, istikamet, iffet degen nimeti bergen bosa, ama topş tüşü köpem zor bu mesela. Mene şu adam, nereyağdaki pulu köpürak adam ki karasa, o kanak adam mıdır pulu köp adam? İman etikattan uzak, ama dünyası katta. Eğer o adamı körüp durup, boyaki imandaki adam özünü mahrum kılıngan, mahrum boyun adam da fısıksa, demek imandı kadrını, hidayatı kadrını bilmepti. Hidayattan uzak buluştuk evasiga dünyanın matahını arzu kılmasını gerek. İmanda hidayatta bulturuyorduk, Allah bilsin. Ama bu nesadan uzak bulturup dünya geliş adıyan bulsak, biz yüzü koyamız buradalar. Çünkü buradalar siz bilen biz, Peygamber Aleyhisselam'ı sünnetiki amel kıyken, adamlardaki ilim marifat tarikatken, Allah'ın hükmü bilen, yaşaşki adamı da çakır adıyan, davetçi buluyorduk. Estaizu billah, kullen numiddu haulâi ve haulâi min atâi rabbik, ve mâ kâne atâu rabbike mahzûrâ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu dünyada adamların barçalarına, mana bu mu'minlarga ham, ana bu kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matlaridan ato etamiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Az mana ko'ryapsan-ku, yuribdi zo'r sendan ko'ra. Namoz o'qimasak ham, aroq ichsak ham deb turib, qo'lida dunyo matohini kengroq bo'lishligi bilan faxrlanayotgan inson bilib qo'ysin. Alloh taolo aytayapti, musulmonga ham, kofirga ham dunyoda matohini bera olaman deyapti. Bu masalada Allah-u Teala ayrımıydı. Rızkıya özgen bir aradı. Ama dünyasını köplüge bilenle başkalardan özünün üstünü sanayken bosa, bu insan elbette adaşadı. Köp etken biz bu yapımızı. Pul yüzü köp buluşluğu, Allah'a yakın bugenliğiz. Pul yüzü yok buluşluğu, Allah'dan uzaklığınızı belgisimez. Çünkü pulsuzluğa imtihan, pulli buluşan imtihan. İnsan arzu kıladı. Biz yaş ballarda bana şu tötte yigitini arzu sakıda gibi subatla şey yapmış. Hazır her bitten bize özümüz yarışı arzu uyumuz var. Yigimeye kirgende yigit bir neselerde arzu kıladı. Yigimeye kirgende. Yani yigimi ile yaşayıp akıllı, 40 kirip akıllı tolgende haliki arzuları sal başka çöre buladı. Yani yigimi ile yaşayıp 60 kirgenden keyin kana buladı arzuları. Onu 3-60 kirgenler buladı. Ve 20 yaşlarda arzu kıyken neseler köpeğe buna kadar vajni mesleği. Hayatta pul, mensep bu en vajni narsa mesleğini düşünedi. Ana şu 60-70'den keyingi arzuları hakiki arzu hacıkalar. Rabbisini didarını, cennetini, Muhammed Aleyhisselam'ın suhbetini arzu kıpaladı. Hidayette yasakallar dedi efendim. Mesela kişi özünü akıllıca karab durup arzu ümit kıladı. Dünya karışa karab durup arzu kıladı. Bana bir tadı misal. 5 yaşar bala. 5 yaşar da kuhme ayeti uğramı. Annem'e gidiyse 5 yaşar bala telefon numarasını biledi hazır. Ondan hem kişinin arağı biledi. Bitti kolizge bir sıkın brilliant düşün. İkinci kolizge bitti kımmat kol telefon düşün. Talla deyin. 5 yaşar bala numara tallaydı. Ya bilmedim. Hazır ki 5 yaşarlar brilliant talla var şey mümkün. Bola özünü aklı dünya karışıya karab durup nümen tallaydı. Elbette kol telefonda tallaydı. Bu nümeni belgesi. Kişi nümeni arzu kılarken aklıya dünya karışıya karab çünkü layık narsan arzu kıladı. Üyülege barıylar. Öşü 5, 6, 7 bari 10 gekirgen balaka kim bulmak istersen deyip durup soru soruyorum bir teden. Oylanıp cevap ver. Ha falan da kabulmak için ben.
Keyingi savol. Nimaga unaqa bo'lmoqchisan? Qistamasdan, qo'rqmasin. Ha, unga toqat yo'q, birodarlar. U televizorni kim ko'radi unda? Ularning biri Iroqni, ikkinchisi Hijozni, uchinchisi esa yer yuziga xalifa bo'lishni orzu qilib turibdi. Kunlar o'tdi. Yazid ibn Muaviyaning vafotidan keyin Abdulloh ibn Zubayrga xilofatga bayat berildi. Niyatiga yetdi. Hijoz, Misr, Yaman, Xuroson va Iroqqa hukm yurgizdi. Va mana shu orzuni qilgan joyida Ka'bani oldida qatl qilindi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu bu shu sahoba bo'ladi. Mus'ob ibn Zubayr uni ukasi akasi sababli Iroqqa vali bo'ldi. U ham orzuiga yetdi, u ham qatl qilindi. Abdulmalik ibn Marwan buni mana orzu qilgan edi. Bütün yer yüzüge halife buluşluğunu. Otasının vafatıdan keyin halifelik unga öttü. Abdullah ibn Zübeyr ve ülkesi Mus'ab ibn Zübeyr'lerinin katleden keyin Müslümanlarının kelimesi onun üstüne camlandı. Bütün Müslümanlarga bir ittifak halife buldu. Yer yüzüdeki en uluğ padişah gelendi. Kim kaldı? Urvat ibn Zübeyr kaldı. O arzusu yetti mi? Buradalar yagona bo'lgan Allohga qasamki, Allohdan bir narsani talab qilsak va mana shu talabimizda sodiq bo'lsak, Alloh albatta yetkazadi. Qaytaraman. Vallohi allazi la ilaha illahu. Agar Allohdan bir narsani so'rasak sidqi dildan va mana shu narsaga olib boradigan mehnatni erikmasdan nihoyasigacha yetkizsak, Alloh albatta orzuyimizga yetkazadi. Chunki siz Allohdan so'rab sababini zo'r qilib turib, niyatingizga yeta olmay qolishingizdan ko'ra, koinotni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun yengilroq narsa. Alloh taolo bilan bandani o'rtasida bor yo'q ikkita kalima bor ekan. Alloh aytadi: "Ya ibadi minkumus sidq va minni al-adl." Ey bandalarim, sizlardan sodiqlik bo'lsin, mendan adolat bo'ladi. Ya'ni niyat qilding, shunga yetkazadigan ishni sodiqlik bilan qilgin. Men odil zotman. Agar shunga loyiq mehnat qilsang, yetkazaman deyapti. Demak, Alloh taolodan so'raymiz, faqat so'rab o'tirmaymiz. Orzu xayollarga kelib belinmaymiz. Nima qilamiz? Mehnat ham qilamiz. Astaydu billah va tammat kalimatu robbika sidqan va adla. Parvardigoringizning so'zlari sidqida adolatda komil bo'ldi. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi yo'qdir. U eshituvchi bilguvchidir. Sizlarning deydi Alloh taolo, xom xayollaringiz ham, ahli kitobning xom xayollari ham haq emas. Kimki yomon amal qilsa, jazosini olur va o'zi uchun Allohdan o'ziga bir do'st va na bir madadkor topmas. Demak, kishi bir narsani qattiq qasd qilsa, Allohdan sidqidildan so'rasa va mana shu ishga yetkazadigan, mana shu natijaga yetkazadigan mehnatdan to'xtamasa, Alloh taolo albatta niyat yetkazadi. Mana hayotda bo'lgan ishlardan 55 ga yetganda Zakariyo Ansoriy 55 ga yetganda bu Ansoriy deganda payg'ambarimiz davridagi ansorlar tushunmaydilar. Zakariyo Ansoriy 55 ga yetganda o'qish bilan yozishni o'rganishni boshladi. 55 ga kirganda savodxonlikni boshladi. Vafot etayotgan paytda birodarlar Azhar Sharifni shayxlaridan edi. Qur'onni yod oldi. Mana shu qolgan umrida olim bo'ldi. Qur'onni yodladi. Sodiqligingga qarab insonsan birodar. Faqat orzularingga qarab emas. Chunki mehnatsiz orzuni qadr qiymati bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ishgan ma'ruzalarga amal qilishning barchamizga tavfiqini bergan bo'lsin. Inshaalloh keyingi darsimizda ertaga Urvat ibn Zubayrning hayotini o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.